Esenlikler, hoş geldiniz. Girişte pek konuşmaya gerek yok. En son bıraktığımız yerde yediğimiz dayakla kalmış durumdayız. Ve maalesef doğu topraklarından sürgün edilmiş durumdayız. Pılımızı, pırtımızı, eşimizi, dostumuzu, kardeşlerimizi topladık. Birliğimize doğru yola çıktılar. Yakın zamanda sürgütme hızımız azalacaktır. Kontrol edeyim. Evet, 3 yük beygiri zaten halledilir. Şimdi en büyük eksiklerimizden olan yakın dövüş silahımız için çabalayacağız artık. Doğu topraklarına indiğimizde demirciliğimiz gelişmiş olacak. Artık dayanıklılık puanımızı alacak kadar tecrübe puanı verdik. Bu saatten sonra aldığım ilk 4 seviyeyi çifterli silahlarıma vereceğim ve sadece çifterli silah oynayacağım. Tekerli silah bizim için yok artık. Ama kendimize bir gelmemiz de lazım tabii. Neredesiniz çocuklar? Ne zaman geliyorsunuz tam olarak? Neyse, idareten birkaç asker alayım ya ama. İyi yanından bakın. Kârdayız artık. Yani yanımıza hala bizi sevip sayan iki kardeşimizi alalım. Kuzey topraklarında çok fazla vakit geçirmek istemiyorum tabi. Pılımızı pırtımızı alıp zaten def edildik ama siz bizi kovamazsınız deyip biz gidiyoruz. İzcimize izciliğini şu an veremiyoruz. Evet, ikisi de tekrar baga girmişler. Birlik sekmesinden konuşalım ve rollerini atayalım bu arkadaşlara. Halim, yanlış hatırlamıyorsam geçen bölüm seviye atlamıştı. Kontrol edeceğim hemen. Evet. Zekasını yükseltebiliriz. 225'e kadar çıkması lazım artık. Tabi uzun sürecek biraz. Kardeşimiz savaşa savaşa kendisine gelmiş. Şimdi bir süre sığınak basacağım. Kendime asker devşireceğim. Sığınaklara tek başımıza gireceğiz. Biraz öfkemizi kusma gibi düşünebilirsiniz. Pardon. Biraz öfkemizi kusalım arkadaşlar. Anlık bir drop girdi, kusura bakmayın. Oyun da şok içinde yani. Gerçekten fena kaybettik. Sağlık olsun. Oyunumuzun sonu değil bu zaten. Çok daha güzel şeylere sahip oluruz. Tabi artık batı topraklarında. Artık doğuda yerimiz yok. Pardon, biraz rahatsızım. Tabi bir gün doğuya döneceğiz. Geri döneceğiz. Elbet döneceğiz. Bakalım. Biraz da kafamı toparlıyorum bu arada. Hani oyunu oynarken kafamda planlar kuruyorum. Yüksek ihtimalle Vlandia'ya katılacağım. Çünkü zayıf düşmüş durumda. Ama yükselme durumunda da çok tehlikeli olabiliyor Vlandia. İsyan etmesi kolay değildir. Bildiğimden şaşmayıp bir imparatorluğa katılabilirim ya. Bakalım. Canım öleceğim mi? Aferin. Yat aşağı.
Tamam canım gel. Bir saldır be artık. Güzel, seni de alacağım benim. Ya birkaç eleman kurtardık da şu an fazla askerle gezmek istemiyorum açıkçası. Eşkıyaları alacağım, liderlerini alacağım, o kadar. Şu lejyonerler de çöpe gitmesin. Yazıktır. Batıya olan yolculuğumuz devam edecek. Tabii fırsatını bulursak demirciliğimizi geliştireceğiz. Odunun var mı? Var. Güzel. Pucuyon da varmış biraz. Biraz zaman öldürelim. Mecburen. Enerjimiz yenileniyor çünkü. Sürekli asiler yok oluyor. Bu bana bir yerden tanıdık geliyor ama bozuntuya da vermemeye çalışıyorum. Bakalım ya. Bu arada son bir yoldaşımız vardı. Sarı saçını aldık, üstümüze yapıştı bu kardeş. Çok kullanmıyoruz ama geziyordu yanımızda. Geldiğinde onu azat edeceğim ya. Şu an tek yapacağımız dövüp dövüp tekrar eritmek çifterli kılıçları. Böyle çok büyük üstün farklı bir şey yapmayacağız yani. Yapıp yapıp eriteceğiz ki demirciliğimiz gelişsin. Sonrasında varabildiğimiz son noktaya geldiğimizde sivil ve normal kullanım için çifterli 2 adet silah craft edeceğim. Canım. Delikanlı adamsın bak. Ama işime yaramıyorsun. Ben niye bu kardeşi yollayamıyorum ya? Diğer bütün NPC'ler gidiyorken buradan mı konuşmam lazım? Yok. Bir dakika rica edeceğim. Hah. Canım. Zaman hepimizi yıprattı. Seni seviyorum. İyi bir adamsın ama maalesef. Yani olmadı o iş. Şöyle geçmişten son ürettiğimiz kılıcı alamıyoruz. Hangi malzeme seni kullanıyor ya? Buradaki mi kullanıyor? Evet. Biraz kendimizi nadasa alalım. Kendimize biraz vakit tanıyalım. Az bir sakinleşelim. Canım sen dayanıklı ol. Biraz daha dayanıklı ol. Tamam. Eritelim. Bakalım yeni parçalarımız açılmış mı? Evet, tabii ki açılmış. Bu malzemeler bize yetmeyecek. Bir süre daha gezinelim bakalım. Haydut ini bulursak yok edelim. O aralıkta birkaç şehir gezelim. Önce bir yoldaş listemize bakalım. Bize canlı olanlar lazım ve gezgin olanlar lazım. Öncelikle iyi bir mühendis arıyoruz. Çok büyük bir eksikti bizim için o. Tabii NPC'lerle tanışmadığınız için yeteneklerini göremiyorsunuz ama tamirci örnek veriyorum. Amitatis'teymiş. Bir gidip bakalım, tanışalım kardeşimizle.
Merhaba canım. Peace to you, stranger. So, if you come any closer, I may stick a knife in your belly, as one cannot be too careful these days. Tanışıyoruz. Babası bir tekerlekçiymiş. Tekerlekli araba tamir ediyormuş. Ama babası yabancı olduğu için bir isyan sırasında öldürülmüş. Ordu'da iş bulmaya gitmiş. Mancınıkla yapabildiğini öğrenmiş. İyi bir mühendise her zaman ihtiyacımız var canım. Tabii, buyur gel. Artık mühendisimiz var. Gördüğünüz üzere daha hızlı kuşatma aleti inşa ediyor kendisi. Bu bizim işimize yarayacaktır. Vekilimizi dağıtayalım. Eşkıyalar bize katılıyor. Katılsınlar bakalım. Bu ciyon var mı? Var. Odunum var mı? Çok yok. Onun için biraz da tırmık alalım. Biraz para yakabiliriz. Problem değil. Zaten artık bir giderimiz olmadığı için. Sorun olmaz böyle şeyler. İmparatorluğa batıya katılacağım ya. Evet. Çünkü şehirlerinin atölyeleri de güzel kar getirebilir bize. Önce şu demircilik işini bir yapalım. Bir yandan at bulmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere. Arada bir soylu bineği verdiğinde iyi oluyor bizim için. Bu arada demircilik biraz sıkıcı olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Ama yapacak bir şey yok. Vakit vermek durumundayız. Her şeye vakit vermek durumunda olduğumuz gibi tabii. Odunları bitirdiğimizde demirciliğimiz 75 olursa iyi olacak. Çünkü 50 ve 75'te yeni parça öğrenme oranımız %100 artıyordu. Aşırı vakit öldürmeden bir şeyler yapabiliriz. Daha doğrusu tak 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 diye hızlı hızlı demirciliğimizi geliştirebiliriz. Bunun haricinde 48 takipçiye ulaşmışız. Tabii ben bu videoyu çektiğim esnada 48 takipçiyiz ama hepinize teker teker çok teşekkür ediyorum. Kiminiz benim geçmişten arkadaşımsınız. Hiç tanımadığım insanlar da gelip gidiyor, yorumlar atıyor. Çok teşekkür ediyorum teker teker. Aha. Bir aslan yetişiyor kardeşlerim. Pars gelecek zamanlarda bizim vekillerimizden ve ordu komutanlarımızdan olacak. O yüzden iyi bir vekil olması şart. Az da olsa doktorlu olsun, mühendis de olsun. Kendi birliğini yönetecek zaten. Aramıza taze kanlar katılıyor, anlayacağınız. Birliğin hızlı olsun canım senin. Bunun harici sana ne verelim? Gelecekte vali olarak kullanabiliriz Pars'ı. Bu halin güzel canım. Aşinacım seni de süründürüyoruz ama kusura bakma. ...75'e atmadı demirciliği inatla. Bir kılıç iki kılıç yaptığımızda 75 olacaktır ya. Çok güzel. Şimdi şu andan itibaren kılıç ürettikçe çok daha hızlı bir şekilde seviyelere kasacağız. Şunu da her seferinde alıyorum ya. Seviyeden kastım, özür dilerim, demircilik parçalarını çok hızlı bir şekilde açacağız. Çünkü neredeyse iki kat öğrenme oranımız var. Bu bizim için bir avantaj. Çünkü ne kadar zor
eşyaları craft edersek bizim demirciliğimizin gelişimi o kadar çabuk artacak. Örneğin 3. seviye bir parçayı açtık bile bizim için iyi alamet tabi. Ancak pucuyoları vesaire eritmemiz gerekecek. Ya bunun için şunu yapabilirim. Bir süre birkaç sığınak basar, birkaç haydut ezer, silah biriktiririz. Böylece zaten başlangıçta temel seviyeleri kullanıyoruz. Ama uzun vadede kurtarmayacak bu bizi. Çünkü çapulculardan gelen ekipmanlar çok basit seviye demirleri veriyor. İlk iki demiri veriyor bize. Gördüğünüz üzere ki bir videoda kesin kes bahsetmişimdir. Bütün demir türlerinden Tamasken çeliği hariç bize verir. Onu da nasıl elde edeceğiz? Ya tek tek silah ararsınız ya da neredeydi o canım? Evet. 2 birim iyi çelikten 1 birim Tamasken çeliği üretebilirsiniz. Bu neden lazım bize? Çünkü kendimize son seviye bir kılıç craft edeceğiz. Bunun için lazım. Güzel. En azından yakın dövüşte de hakikaten iyi bir silah ve iyi bir stat lazım bize. Neden lazım? Çünkü meydan savaşlarında etkili olamıyoruz. Bu yüzden lazım. Gördüğünüz üzere parçaları tak 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 açıyoruz. Açmaya devam edeceğiz. Giderek hızlanacak zaten. Çünkü seviyemiz 79 iken demircilik yeteneğimiz 150 zorlukta bir silah craft ediyoruz şu an. Bakınız. Ne kadar zor craft edersek, üretirsek o kadar çabuk seviye puanı, tecrübe puanı kazanırız bu alanda. Bunu yaparken umarım bir seviye atlarım da çifterliği 2'den başlatırız. Bari yeni bir ekibe katılacakken, yeni bir krallığa katılacakken daha iyi durumdayken katılalım bu kardeşlerimize. En azından bir boka yarayalım değil mi? Çok çok hızlı bir şekilde yeni parçalar açıyoruz. Ki bahsetmiştim zaten bu durumdan sizlere. Zorluğumuz 185'e çıktı. Eşkıyayı da alalım da. Yazık. Gel canım ya. Erzaklarımız ne durumda? Gerçi. Üçer beşer alırız. Açılan parçaların bildirimi durmuyor. Neden durmuyor? Çünkü çok hızlı bir şekilde açıyoruz. Bu kadar basit. Kim seviye atlamış? Aşina'nın vekili 225 olmuş. Güzel. Yük hayvanları alıp satarken ya buna gerek yok aslında. Elinizdeki askerler kapasite varsa. Bir süre sonra sürüyle uğraşmak sıkıcı oluyor çünkü. Önce eritiyoruz, sonra yenilerini craft ediyoruz. Bu arada bir önce tüm eşyaları açayım. Ondan sonra nasıl istediğiniz şekilde ekipman üreteceğinizi anlatayım sizlere. Zorluğumuz 200'e çıktı. Aynı keza hızlı bir şekilde demirciliğimiz artıyor. Bu noktada 2 birim iyi çelikten 1 birim Tamasken çeliğini seçeceğiz. Çünkü Tamasken silahlar aşırı pahalıdır ve bizim sınırsız paramız yok. Tamasken silahlar toplayıp eriterek aramak çok uzun sürecek, çok gereksiz uğraştıracak bizi. Ve başarılı üretimlerde Lord Velayder'le ilişki arttırıyoruz bunu. O yüzden bence makul olan budur. Olarak bir kontrol edelim ne kadar demirimiz var. Çok da azalmamış. Güzel. Şimdi bu noktada isteyen arkadaşlar sonsuz para üretebilirler ama az önceki kaybettiğimiz krallığı örneğin sonsuz paramız olsa kaybetmezdik. Peki sonsuz parası olan bir adamı neden 18, 19, 20 bölüm boyunca izleyesiniz? Ben kendime bu soruyu soruyorum. Bence izlemezsiniz ve izlememelisiniz de. Çünkü hiçbir şeyin anlamı kalmıyor öyle yaptığımızda. Tabii benim şahsi fikirlerim bunlar. Yakında 5. seviye
parçaların kilidini açacağız. Evet, ama Tamasken çeliği gerekiyor. O yüzden şu an üretemiyoruz. Yani Tamasken çeliği zaten sadece ekipmanların 5. seviyelerinde gerekir. Ancak bunlar 5. seviye olabiliyorlar. Bu arada satış fiyatlarını göstereyim. Şu an bu bizim en kötü ürettiğimiz çifterli silahlar. Birazdan bir tane örnek olarak yüksek miktar alabileceğiniz ve kaliteli demir gerekmeyen ekipmanı göstereceğim sizlere. Öncelikle şunu yapalım. Eritme yaparken daha az enerji harcayalım. Çünkü bizi yoran arıtma değil eritme. En azından seviye kasarken ve ganimetleri eritirken. Şimdi nasıl aşırı fazla demir harcamadan para kasarsınız? 4. seviyedeki bu namlu gördüğünüz üzere dövme demir harcıyor. Kalan ekipmanları ne kadar fazla iyi birim harcıyorsa ona göre böleceksiniz. Örneğin 5. seviyedeki en çok harcayan buymuş. Buraya gelelim. 2 harcıyor. Şu an olan en iyisi bu. Yine 2 harcıyor. Muhtemelen 5'te kalacak takılı bir şekilde. Evet. Şunu kullanalım mesela. Şimdi paslı ürettiğimiz için değeri düşük olacak. Paslı, kör. Bunlar neden paslı ve kör? Çünkü demircilik yeteneğimiz yetersiz arkadaşlar. Ancak ona rağmen çok basit 6-7 pucuyo ile yapabileceğiniz ve 10.000, 20.000 kazanabileceğiniz silahlar ürettik. Tabi ben bunları satmayacağım. Seviyemizi geliştirdikten sonra iyi olan ekipmanları craft edeceğiz. Çünkü şu anda paslı, işte gariban işi, en kötüsü gibi saçma sapan şekillerde üretiyoruz. Seviye geliyor mu? Seviye geliyor. Çok güzel. Hani efsanevi üretilmiş mi vardı orada? Ben mi yanlış gördüm? Bu arada bakın, körlerin arasına sadece üretilmişler de eklenmeye başladı. Şöyle envanterimizi açalım. Ne etkisi var? Aşırı büyük etkileri yok bunların ama paslısını 92'ye 34 hasar verirken 107'ye 49 hasar veriyor. Bu mesela bir etkidir. Uzunluğudur. Şudur budur çok değişmez ama bakın silah hakimiyeti değişmiş. Onun harici hızları değişmiş. Bunların tamamı etkidir arkadaşlar. Hani savaş esnasında etkiler sizleri. Ben demirciliğin son seviyesini şu anlık açmayacağım. Çünkü çifterli becerimi hızlıca geliştirmem gerekiyor. İleride son seviye yapıp hakikaten güzel, hakikaten efsanevi bir silah craft etmeye çalışabilirim. Tabi neden olmasın. Biraz muhabbet bölümü gibi oldu. Ama yapacak bir şey yok. Yani bunu yapmam lazım çünkü oynanışımızı çok etkiliyor ve etkilemeye devam edecek bu durum. Evet, kontrol mü güç mü? Demirciliğin bir avantajı daha. Benim zaten 7 kontrolüm var, artık ihtiyacım yok. Gücümü arttıracağım. Şu noktada dayanıklılığımızı arttıracağız, 7 yapacağız. Tekerli ve çifterli birer odak alabiliriz ama bu iki seviyeye tekabül ederken bir güç, dayanıklılık, kontrol gibi şeyi almam 4 seviyeye tekabül ediyor. Yani biz şu an buradan bir kontrol alacağız. Bir dayanıklılık, 2. Atletizmden bir kontrol aldık. Etti mi size? 3. Bir dayanıklılık aldık. 4 seviye kazandık buradan ama aslında 16 seviye kazandık. Yani ben şu an 26 değil,
42 seviye bir karakteri oynuyorum. Ha 42 seviyeye geldiğimde ne olacak? Zaten all in one olacak. Hani muhteşem bir karakter yaratmış olacağız biz. Hem savaşabilen hem büyük ordulara komuta edebilen ki bunda yoldaşlarımızdan icazet alacağız. Ancak bir süre başka bir şehre bakalım. Çünkü demirimiz tükeniyor. Bu arada şöyle yapabilirim. Pucuyoları şunları bunları toplarım. Bir bölüm. Uzun bir bölüm olur. Hatta bu bölümü tamamen uzun bir bölüm yapayım. Demirciliğimizi geliştirip kendimize silah alana kadar tutayım. Arada sırada böyle uzun bölümler atarız. Ancak şeyden çekiniyorum hani YouTube algoritması maalesef hiç insanların önüne bile çıkarmıyor uzun videoları. Ben bölüm atayım ya. En kötü ihtimalle günde 3 yerine 4 bölüm atarım. Demircilik bölümlerini tek gün içerisinde atarım. İşte demircilik 1, 2, 3, 4 şeklinde yazarım. Şu sığınağa girelim. Şu sığınağa da gireceğiz. Çünkü hem lordlarla ilişkimiz gelişiyor ama direkt askerlerin mi gireceğim bu sefer? Çünkü hem lordlarla ilişkimizi geliştiriyoruz hem kendimize adam devşiriyoruz. Bu kardeşlerimiz artık normal askerlere dönüşebiliyorlar. Haydut olarak kalmak zorunda değiller çünkü. Okçuluğumuz 275 olduğunda zaten hani en üst noktaya gelecek okçuluğumuz ki o zaman hasarımız vesaire aşırı artacak. Zayıf askerleri ayaklarından vurarak bile düşürebileceğiz. Sadece kafaya atmamıza gerek kalmayacak okları. Örneğin kuşatma savaşlarında çok işimize yarayacak bu durum bizim. Canım uyandırma servisi çalışır mı? Bakalım çalışacak mı? Hop. Çok uzağa oldu. Bir daha atalım. Bu sefer çalıştı gibi. Ok varmadan uyandı arkadaş. Neyse. Atma onu. Sakın bir daha atma. Aferin. Alt tarafı yeni ailemize katılacaksınız çocuklar yani bu kadar. Öfke duymayın ya. Böyle olmaz. Boşuna direniyorlar. Yani bu oku yiyip nasıl hayatta kaldığını arkadaş baygınlığından uyandığında özellikle konuşacağız kendisiyle. Bir tane daha var. Oraya normalde NPC atmazdı. O yüzden sürekli unutuyorum. İyisiniz o. Yani böyle düellolar teklif etmek yerine ben burayı kana bularken o kulübenden çıkıp tüm adamların üstüme çullansaydın acaba diyorum bir etki yaratabilir miydin savaşta? Yani daha mı iyi olur? Çocuklar. Böyle salak liderler yerine benim ekibime katılabilirsiniz tabii. Bir süreyi kontrol ediyorum. Tamam, biraz daha vaktimiz var. Şuradan bine katı, gerçi daha az önce bu şehre gelmiştim. O kadar yukarıya çıkmayayım. Pıcıyı aldım ben senden. Efsanevisini de alayım ya. Jalmaris'e gidelim. Garios'u görürsem ordusuna katılacağım. Tabi demircilik işleri bittikten sonra katılacağım ama bu şehirlere şimdiden işletmeler açmaya başlayabilirim. Ortisyanın refahı yüksekse mesela oraya bir gümüş atölyesi açacağım. Çünkü bize hakikaten yüksek meblağlarda paralar lazım kardeşlerim. Parayı ne yapacaksın? Mezarıma götürmeyeceğim. Orduları ikame etmemiz lazım bizim.
ortisiye bakalım. Onu unuttum. Bu arada biraz dikkatim dağınık. Kusura bakmayın. Daha hazmedemedim aslında krallığı kaybetmeyi ama güzel bir savaştı ben. Güzel bir savaş olduğunu inanıyorum. Ve ortisiyanın 7600 refahı var. Buraya gümüşçüyü dikeceğiz. Varsa bir hane satın alacağız. Yüksek. Evet. Yani yüksek refah. Yüksek maliyet getirir. Ama yüksekli kar getirir. Örneğin bakalım. Kadife dokümanesine gerek yok. Çünkü yakınlarda üreten yok. Şuradan demir geliyor. Aslında bir bakacağım ne kadar demir var. Gümüşümüz doğal olarak var ama demirimiz yok. Gördüğünüz gibi şöyle yapacağız. Demiri satın alacağız. Canım atölyeyi ver. Tamam, parası önemli değil. Biliyorum para yakıyorum ama para gelecek zaten. Sonrasında atölyemizin demirci olan halini bira imalathanesine çevireceğiz. Ortisiye açılacak işletmeler bunlardır ama bir bakalım örneğin aşırı yoğun olan ve üretimini yapabileceğimiz ne var? Mesela buradan hurma geçer ama işlenmez. Tuz geçer işlenmez. Ham ipek burada pahalı, kar getirmez. Şimdilik bunlar yeterli. Ortisiye bu ikisi yeterli yani. İmparatorluk büyük bir refah döneminde bizim gibi sürgünde olan her şeyini kaybetmiş adamlara kucak açacaklardır. Bu arada para sınırınız yoksa kabile fırlatma hançeri de alabilirsiniz ama ben şu an gördüğünüz üzere 32 bin dinar vermek istemiyorum. Bunları satayım hatta. Para yok kardeşlerim. Paramız yok. Son 100 bin dinarımız. Ama hallolacak. Atölye geliri çok yakında artacaktır. Güney İmparatorluğu'nun eski hasımlarımız olduğu için katılmayacağız. Biz Batı'yı seçeceğiz. Oyun çok dengeli gidiyor bu arada. İmparatorluklar normalde bu kadar yaşamazlar. Çok yakın zamanlarda yatarlar aşağıya ama yatmadılar aşağıya. Meydan okuyorlar. Tüm imparatorlukların üstünde gerçek bir imparatorluk yükselecektir tabi. Şuradan hazır yapıyorken bir tane üretim. Ha, bu arada şeyi bir kontrol edeyim. Sipariş kısmında çift telli silah var mı? Yok. Bu arkadaşların eşyalarını üretecek kadar parça bilgimiz yok muhtemelen. Örneğin menzil istemiş bizden. Uzunluğu 92 seçelim. Kesici ve delici hasar için menzil uzata veya kısaltabilirsiniz. 2.6-2.8. Örnek veriyorum burada uzun bir tane var mı? 2.6-2.8 dışında muhtemelen yok çünkü tamamı birinci seviye. Evet. Ama oturtsaydınız 2'ye 3 varmış da yok. Bu kesmez, uzun değil çünkü. En uzun hale getirelim. Yok, ortada da şöyle bir şu hali kalsın. En yeşil halinde bir deneyeceğim. Şuradan çok az menzil verelim. Tamam. Müşteri memnun değil doğal olarak. Ama tamamını yeşil yapsaydık 1100 hatta daha yüksek alacaktık. Ha, şey yapacak olma sebebim de şu. İleride paramız çok olunca ekipmanların hepsini ezeceğim. Çünkü diğer ekipman parçalarını tek tek açmakla uğraşmak istemiyorum. Açtığını açar, en azından ikinci seviyeden başlarız. Ha, bu arada muhtemelen evet yarım saate yaklaşmışız. Atölyelerimizin geliri artmış durumda gördüğünüz üzere. Kademeli kademeli tabi, zaman ilerledikçe bu gelir üst noktaya ulaşacaktır. Çünkü köyünde refahı var, şehrinde refahı var. Şehirde başka bir gümüşçü yok. E bu paralar kimin cebine girecek? Bizim cebimize girecek. Malzememiz bitene kadar harcayalım. Ondan sonra eritelim. Standart adımlar. Demirciliğimiz 175 oldu. Şimdi ben üretilen silahları satmayacağım arkadaşlar. O yüzden demircilikle uğraşırken harcanan enerjiyi yarı yarıya düşüreceğim. Aslında bu pratikte aynı şeydir. Silah satacaksınız bile. Çünkü ha 10 tane kılıç üretip
2000'e satmışsınız, ha 20 tane üretip 1000'e satmışsınız. Aradaki tek fark nedir? Malzemeyi yarı yarıya da az kullandığınız için para için demircilik yapacaksanız yukarıyı seçin, ama ben para için yapmayacağım. Siparişlerde de zaten üretilen silah satışı diye bir seçenek olmadığı için benim oyunumu etkilemeyecek, ama videoda demirciliğe harcadığım süreyi çok fazla etkileyecek. O yüzden bunu seçeceğim. Örneğin %100 yapayım tabi, o kadar da sabırsız olmayayım. %86. Çift telliye girelim, üretilmişlere. Ben demiri bitirip eriteceğiz. Neden? Çünkü bazen demir atıyoruz. Bu kadar basit. Bu arada aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var. Atölye gelirimiz kademeli artıyor. Şu an güzel gidiyor işler, ama demirimiz bitecek doğal olarak. Pucio'lar sadece imparatorluk şehirlerinde bulunur, bilginiz olsun. Biraz gezeceğiz. Şurada sığınak mı var? Bakalım. Lagetan'da refah varmış. Buraya bir yağ tabakhanesi açabilirsiniz, şarapçı açabilirsiniz. Hepsini açabilirsiniz. İmparatorluk coğrafyası tamamen tahrip olmadığı sürece atölye bakımından çok para getirir size. Ha tabi illa imparatorluk olmasına gerek yok. Refahı yüksek. Her yer size para getirecektir. Mesela bu yağ üreticisinden burayı alacağım. 27 bin mi? Refahı daha az olduğu için. 5 atölyemizin 5'i de dolu. En azından 1000 küsür bir gelir getirecek bu bize. Ki savaş coğrafyasında ve kötü atölyelerimiz, az atölyemiz varken olan durumdan çok daha iyi. Ve artık günlük 5 nam kazanacağız. Yani şu an savaşmasak da aslında klan seviyemizi yükseltiyoruz. Pucion, evet 26 adet var, ancak yetmeyecektir bu. Şöyle bir 50 bin lira düşene kadar para yakacağım. O kadar düşmeyiz de işte. Bir süre Pucio toplayacağım. Öyle iletim. Ek olarak bu bölümü 18. bölümü bu noktada sonlandırıyorum. Şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii artık günde 3 bölüm atıyorum, ancak bayram için stok video biriktirmeye çalışacağım. Bayramda şehir dışındayım çünkü. Birkaç yıldır aileme çok vakit ayıramıyorum. Bu yüzden bayram dönemi 2 videoya çekebilirim günlük video sayısını. Bilginiz olsun. Ha tabii bir değişiklik olmazsa 3 videodan devam da edebiliriz. Esenlikler, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.